Günaydın değerli izleyenler. Bugün 16 Kasım Salı. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre 23.852 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 215 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %80'i, birinci doz aşı yapılanların oranı ise %90'ı aştı. Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Başdoğ hisse geri alım teklifiyle BBVA'nın yatırımına sahip çıktığını söyledi. Bloomberg HT'ye konuşan Başdoğ, ilgili regülatörlerden izin alındıktan sonra 6 gün içinde başlanacak ve maksimum 20 gün içinde işlem bitirilecek dedi. Türkiye Şeker Fabrikaları şekerin fiyatına %25 zam yaptı. Türk Şeker'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre KDV hariç kilogramı 3,93 liradan satılan kristal şekerin fiyatı 4,91 liraya çıkarıldı. Tarımda üretici enflasyonu yükselmeye devam ediyor. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Ekim'de yıllık bazda %23,10, aylık bazda ise %1,68 yükseldi. Endeksteki artış 12 aylık ortalamalara göre %22,06 olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçe açığı Ekim'de 17,4 milyar TL, faiz dışı bütçe açığı da 3,1 milyar TL oldu. Bütçe açığı Eylül ayında 24 milyar lira olarak kaydedilmişti. Böylece bütçe Ağustos ayında fazla verdikten sonra Eylül ve Ekim'de açık kaydetmiş oldu. Ve rakamlarla devam ediyoruz. Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks'in %3,91 yükselişiyle 1702 puanda, yani rekorda kapanış yaptı. 64 puan kadar yükselen borsada 33,5 milyar TL işlem hacmi vardı. Bankalar %9,74 yükselirken 19 Eylül 2013'ten bu yana en iyi günlük performansı sergiledi ve gün içerisinde Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks'inde 1710 puanla rekor kırılmış oldu. Garanti Bankası özelinde ise 13 Şubat 2020'den bu yana en yükseğe uzanan ve tavan tavan giden fiyatları takip etmiş olduk hisse senedinde. Zira BBVA'dan gelen teklifte %15 primli bir fiyat söz konusu oldu. Holdingler tarafı da %5,01 yükseldi. En çok kazanan gün sonunda bankalar olurken kaybeden tarafta %0,39'da bilişim sektör endeksi yer aldı. Bugün Euro bölgesinde büyümeden Amerika'da sanayi üretimine kadar pek çok veriyi ve Fed yetkililerinden gelecek konuşmaları izleyeceğiz. Öncesinde Epkis'ten 25 kuruşluk LPG otogaz zammı haberi geldi. Alkim Kimya her yıl temettü dağıtımı politikasına devam edeceklerine işaret etti. BBVA'nın sunumunda TL'nin zayıf olması, kalıcı yüksek enflasyon ve para politikasının kırılganlıklar oluşturduğu, dolarizasyon ve negatif faiz gibi unsurların farkında oldukları notları yer aldı. Uzun vadede Türkiye'nin güçlü olacağına inandıkları belirtildi. Bu arada BBVA'nın Amerika'daki iştirakinden satış yapmış olması ve bu kaynakla gelişen ülkelere yöneldiği de yine ifade edilen başlıklardan bir tanesi. Avrupalı banka analistlerine baktığımızda aslında BBVA'nın vermiş olduğu garantiye teklifi cazip seviyelerde bulduklarını ama siyasi olarak bir miktar daha net öngörülebilir bir yere neden yatırım yapılmadığı ile ilgili soru işaretlerinin hissediyor satış getirdiğini söylediler. Çünkü dün itibariyle BBVA'nın yurt dışı hisselerinde %4,3 oranında satış görüldü. Garantinin hisselerindeki yükselişe rağmen az önce vermiş olduğumuz yorumu da bu sabah Bloomberg terminalinde izleyicilerimiz detaylı şekilde bulabilirler. Bu arada GE ve İngiliz Exim Bank, Kalyon Enerji'ye 1,95 gigawattlık güneş enerjisi projesi finansmanı konusunda uzlaşıya vardığını ifade etti. Yanı sıra yine dün itibariyle gösterge bileşik tarafına baktığımızda 17.65, 10 yıllık kağıdın bileşik getirisinde 19.5'ta kapanış seviyeleri söz konusu oldu. MSCI Türkiye ETF'i New York işlemlerini %4,34 yukarıda kapatırken CDS tarafında 407 bas puanla yeni güne başlıyoruz. Dün Info Yatırım'dan Yunus Şahin'le konuştuğumuzda Garanti Bankası'nda sadece dün değil bugün de yukarı yönlü hareketin sürmesini bekleyebileceğimizi ifade etmişti, hatırlatalım. Ve gidelim buradan yine kurlar cephesi. Kurda rekorlar devam etmekte. Borsamızdaki yükselişe rağmen, ki orada az önce aktardığımız gibi garanti dopingini takip ettik. Hisse geri alımlarında Arçelik, Koç Holding, EKGYO, Şişe Cam ve Sasa'dan sonra BBVA'dan gelen hamle de önemliydi. Bununla ilgili bir toparlama haberi de var yine BloombergKT.com'da. Paritelerde bu sabah dolar TL bizi bu arada 10-18-69 seviyesinde karşılıyor. Dün bir ara 9.96'lara doğru bir geri çekilme de sergilemişti kur. Euro TL'de yeni güne biz başlayalım.
açarken 11.48.61'deyiz. Bu da sepet kuru 18.60'a getirdi. Yurt dışında ise dolar endeksi 95.5'a doğru hamlelerle 16 ayın en yükseğinde yer alıyor. Dün Amerika'da tahvil faizlerinin de yükseldiği bir gündü. Enflasyon fiyatlaması özellikle dolar cinsi varlıklarla etkili olmaya devam ediyor. Dün de dış basın köşemizde aktarmıştık. Dolar cinsi carry trading gelişen ülkelerde bir miktar cazibesini kaybetmesiyle beraber doların ana vatanına dönüşü de söz konusu olabilir diyordu zaten uzmanlar. Bu arada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde faiz artırımları için şartların 2022'de de karşılanmasına çok yüksek ihtimal tanımadığını söyledi. Bununla birlikte Euro'da güvercin fiyatlamayla 1.14'ünde altına geldik dolara karşı. 1.13.83 bu sabah bizi karşılayan seviye. Euro dolara karşı 16 ayın İsviçre frangına karşı 18 ayın en düşüğünde işlem görüyor. İsviçre Merkez Bankası'ndan gelen açıklama kurda aşırı değerli olunmasının istenmediğini bir kez daha teyit etti. İhracatçıya hasar vermemek için %1,2'lik enflasyonumuz şu an için kurda istediğimiz bandı koruyabilir şeklinde değerlendirme gerçekleşti. Avrupa tarafına baktığımızda Lagarde'ın dünkü açıklamalarında büyüme ivmesinin arz darboğazları ve enerji fiyatlarındaki artışla yavaşladığına da işaret edildi. Stoxx 600 endeksi %0.3 yükselirken gün sonunda perakende hisseleri %0.8 artıda doğal kaynak hisseleri %1,2 düşüşteydi. Amerika tarafına geldiğimizde dünkü veri ajandası sakindi. New York Fed'den gelen Empire State İmalat Endeksi Kasım'da 30,9 seviyesiyle beklentiyi aştı. Allianz Baş Ekonomi Danışmanı Elerian, Fed'in enflasyon hikayesiyle kredibilite kaybettiği yorumu paylaştı. Bugün Walmart'la başlayacak şekilde bilançolarda perakendecileri takip edeceğiz. Zira yarın da Target ve Home Depot var. Öncesinde ise dün Dow Jones Sanayi Endeksi bir ara 136 puan kadar yükseldikten sonra günü 12 puan eksiyle tamamladı. Yine S&P 500'de artı eksi %0.2-0.3 diyebileceğimiz bir bantta hareketlilik sonrası sıfır değişimle gün kapandı. Nasdaq'ta yine son derece yatay bir düşüş vardı. Russell 2000 KOBİ Endeksi ise negatif yönde ayrıştı ve günü %0.45 aşağıda tamamladı. Yine bugün itibariyle Fed yetkililerinden Barkin, George Bostic ve Harker'ı takip ediyoruz. Perakende satış verileri Amerika'da gelecek. Aynı zamanda Euro bölgesinin enflasyonu da bugünün ajandasında. Asya tarafına döndüğümüzde ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında sanal görüşme başladı. Bununla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Ayrıca Avustralya Merkez Bankası son toplantısına ilişkin tutanakları açıkladı ve mevcut faiz politikasını kabaca 2024'e kadar devam ettirebileceği taahhüdüyle bu sabah dikkat çekiyor. Asya borsalarında genel tablo özellikle Hong Kong önderliğinde %1'e varan yeşil ekranlarla karşımızda. Detaylarını birazdan Pekin'den Sadi Kaymaz alacağız diyelim ve Amerika'da vadeliye gidelim. Yeni güne başlarken vadeli piyasalarda da %0,13'e varacak şekilde alıcılı seyir ekranlarımıza yansıyor. Tahvil cephesinde dün faiz yükselişleri dikkat çekti dedik. Zira 10 yıllık kağıtta dün 1.62'nin üzerini gördük. 30 yıllık kağıtta ise 2.01'in üzerine giden rakamlar söz konusu oldu. Bu sabah itibariyle 10 yıllık bizi tam 1.60'da, 30 yıllıksa 1.98 seviyesinde karşıladı. Rakamlar böyleyken emtiaya ne etkisi var? Amerika'da kömür fiyatı 2009'dan beri en yükseğe çıktı. Altın yaklaşık 5 ayın en yükseğini 1870 dolarla gördükten sonra dolar endeksindeki tırmanışla beraber bir miktar törpülenmişti dün. Ama bugün tekrar 1867,5 dolara doğru hamlelerle karşımızda. Yine gram altın tarafı 600 liranın üzerinde rekorlar kırmaya devam etti. 605 lira 14 kuruşla bu sabah karşımıza çıkıyor. Petrolde dün yatayla karma seyirle kapanış görmüştük. Amerikan tipi ham bu sabah 81 dolar 43 sent. Brent ise 82 dolar 77 sent seviyesiyle bizi karşıladı. Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Almaz Rey dün yaptığı açıklamada gelecek senenin ilk çeyreğinde arz fazlası beklediklerini söyledi. Rystad verilerine göre Amerika'da kayaç petrolü üretimi günlük 8.68 milyonluk pandemi öncesi seviyelere Aralık ayında tekrar kavuşabilir diyor. Kripto para tarafına geldiğimizde ise geçen hafta kırılan rekorlardan bu sabah bir miktar uzaklaşmış durumdayız. Geçen hafta 69 bin doları test eden Bitcoin rekor kırmıştı. Bu sabah 60 bin 887 dolarda. Yine Ether geçen hafta 4800 dolarların üzerinde rekor kırmıştı. Bu sabahsa 4301 dolarda hareket ediyor. Ekranımıza gelen kripto para ana birimlerinde %6'ya varan değer kaybı olduğunu aktarabiliyoruz. Ve dün Avrupa piyasaları kapanışında en çok hangi haberler fiyatlara girdi, para nasıl el değiştirdi, detaylarını alma zamanı. Her sabah olduğu üzere Londra'ya gideceğiz ve Ceren Dilekçi'ye kulak vereceğiz.
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü sınırı iyimserlikle tamamladı. Endekslerde %0.4'e varan oranda yükselişler hakimdi. Bilançoların iyi gelmeye devam ediyor. Şirket haberleri fiyatlanıyor. Bununla beraber bankalardan gelen haberleri takip ettik Avrupa'da. Mesela Frans Banka, BNP Paribas'ın ABD'li bankacılık iştiraki Bank of the West'e 15 milyar dolara satmak için görüşmeler yürüttüğü haberleri pozitif yansıdı hisseye ve hisseleri %3'ün oranında değer kazandı. Buna beraber İspanyol Banka BBVA'nın hisseleri ise Garanti Bankası'nda geri alım kararının ardından bunun duyurulmasıyla beraber günü %4'ü aşan oranda değer kaybıyla tamamladı. Politika yapıcılardan gelen açıklamalar var. Mesela İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey enflasyon durumu ile ilgili çok tedirgin olduğunu ifade etti. Fakat istihdam piyasasına ilişkin daha çok veri görmeyi istediklerini söyledi. İki yönlü risklerin şu anda artmış durumda olduğuna dikkat çekti. İngiltere Merkez Bankası üyesi Saunders'da benzer bir uyarıda bulundu. Özellikle hizmetler sektöründe yaşanan enflasyon artışının endişe verici olduğunu ve daha sıkı para politikası uygulanmaması halinde enflasyonun hedefi aşabileceğini belirtti. Fakat Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde o kadar tedirgin değil. Çünkü Avrupa Parlamentosu'na yaptığı açıklamada orta vadede enflasyonun hedefin altında kalacağı beklentileri, görüşünü sürdürdüklerini söyledi ve 2022 yılında faiz artışı olması için olması gerek beklenen koşulların oluşmayacağını, büyük ihtimalle oluşmayacağını yeniden tekrarlamış oldu. Amerika'da borsa endeksleri de oynak bir seansı geride bıraktılar ama kapanış yataydı. Onun da detaylarını alacağız. Bu defa da durağımız New York olacak. Karşımızda Melike Ayan var. New York'tan selamlar. ABD borsaları dünü karışık bir seyirde kapattı. Gün içinde alımlar, satışlar arasında gidip gelen borsa öncelikle Morgan Stanley'nin ABD borsaları ve tahvil piyasaları ayı piyasalarına girmiştir. 2022 için ABD hisselerinden uzak durun, hazine almayın demesine konsantre oldu. Ne olacak? Avrupa, Japonya, Kanada doları, enerji sektörü, onların tercih ettikleri. Bir yandan da AMC'nin hissesi yukarı çıktı, resmi olarak Bitcoin'i kabul edeceğine. Tesla düşmeye devam etti. Zirvenin %26'sında olduğu için, çünkü Elon Musk yine hisse satışında bulunacağını söyledi. Bütün bir hafta boyunca Fed başkanlarının konuşmasını dinliyor olacağız. Bir yandan da bugün gelecek olan perakende satış çok önemli. Zira güçlü bir perakende satış bekleniyor. Dün ise New York Empire İmalat 11 puan çıkıp 31'lere gelmiş. Dow Jones bir ara Boeing'den aldığı bir cesaretle yukarı kendini atmıştı. 2021 Dubai şovundan siparişini aldığını açıklayınca Boeing de yukarı çıkmıştı. Fakat bunu tutturamadı. 8 seansta ilk defa altın zararını gösterirken o da sonra son anda yeşile döndü. Yani tam anlamıyla karışık bir gündü. Tahvil getirileri de %1.6'ları fırladı. Dün itibariyle diyorum, söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ve Asya'daki iyimserliği pek çok haber ajansı Biden ve Xi'nin görüşmesine bağladı. Peki neler görüşüyorlar, neler bekleniyor ve başka hangi haberler bu sabah endeksleri yükseltiyor? Detaylarını alma zamanı Bloomberg HT Asya temsilcimiz Sadi Kaymaz bizi bekliyor. Sadi günaydın. Bu sabah Amerika'nın kapanışından ilham alan bir Asya tablosuyla karşılaşmadık. Acaba Biden-Xi görüşmesine mi dayandırmak gerekir? Zeynep, ihtiyatlı bir iyimserlik var demek isterim. Çünkü burada sabahtan itibaren işte bizim Türkiye saatiyle 3.45'te başladı. Herkesin gözü tabii bu görüşmeden neler çıkacak, neler yayınlanacak ya da Çin medyasında bu taraftan konuşmak gerekirse Çin medyasında acaba neler yazılacak diye bakıyorlar. Ve tabii her görüşme başlamadan önce, görüşme derken tabii sanal bir görüşme, telekonferans, Biden kurmaylarıyla birlikte aralarında Yellen de var biz finans açısından bakarsak. Diğer taraftan Xi Jinping de tabii Pekin'de telekonferans yoluyla görüşüyorlar. İlk 10 dakika ikisinin de açılış konuşmaları canlı yayınlandı. Oradan tabii biraz piyasa moral buldu diyebilirim Zeynep. Çünkü benim de buradan hissettiğim genel olarak çok pozitif bir hava vardı. Özellikle Çin tarafı biliyorsun daha önce Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanları düzeylerinde buluştukları zaman çok sert çıkmışlardı.
Ama şimdi Xi Jinping konuştu, eski dostları görmekten memnuniyet duyuyorum diye başladı. Biz ilişkilerin etrafında böyle yolun kenarlarında biliyorsun parmaklıklar olur, bariyerler olur. O bariyerleri çekmemiz lazım dedi. Sağduyu çağrısı yaptı iki lider de. Dolayısıyla genel olarak tekrar söyleyeyim, açılış konuşmaları tabii ki pozitif olur ama genel havaya, atmosfere bakılırsa o pozitif havayı satın aldı gibi geliyor borsalar ama tabii kim bilir. Bu arada şimdi ekranıma bir haber düşüyor. O da şu, Çin basınına göre bu arada devam ediyor toplantı. Yarım saat ilk bölümü uzamış. Tabii her şeyi görüşüyorlar. Ne görüşüyorlar dedim. Bir defa jeopolitik var. Bir defa ekonomi var. Az önce söyledik Janet Yellen var bir tarafta ama burada hemen bir nokta düşmem lazım Zeynep. Xi Jinping tabii endüstriyel politikalar konusunda oturup konuşabiliriz dedi. Bu aslında çok önemli bir gelişmeydi. Çok burada katı bir tutum takınıyorlardı. Onun dışında yine neler konuşuluyor dedin. Çin'in en çok öne çıkartacağı konu buradan da resmi basından anladığımız kadarıyla Tayvan olacak. Tayvan'a bir kırmızı çizgi çekecek ve siz duruşunuzu belli edin. Tayvan'da Çin'i, Çin Halk Cumhuriyeti'ni Çin'in tek temsilcisi olarak tanıyın demeye getirecekler. Bu konuda çok hassaslar ama diğer konularda sanki Çin tarafı böyle daha esnek olacak Zeynep. Piyasalara böyle bakıyorum ekranımda. Böyle pozitif tepki verdi dedim hisseler. Bir taraftan da emtiada örneğin bakıra baktım. Bakır biraz pozitifti. Yine petrolde de pozitif bir hava var. Çelikte pozitif bir hava var. Tabii bunları anlatırken sadece konferans değil biliyorsun. Bu konferansa başlamadan önce de Biden 1 trilyon dolarlık altyapı paketini de imzaladı. Bunun da etkisi olabilir ama hem konferans hem de bu altyapı paketi çok da böyle bir coşku yaratmış değil. Sadi Kaymaz, çok çok teşekkürler aktardığın notlar için. Bir sonraki buluşmamız saat 8'den sonra. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Ve dış basın köşemizde devam ediyoruz. Shell Hollanda'dan İngiltere'ye merkezini kaydırma kararı aldı. Vergi politikaları burada önemli demişler. Ayrıca yine kapak sayfada Amerikan Başkanı Biden'ın 1.2 trilyon dolarlık partiler üstü uzlaşıyla sağlanan altyapı programına da onay verdiği, imza attığı belirtilmekte. Bununla birlikte Biden'ın Xi ile görüşmesi de önemli deniyor bu sabahın haber akışında. Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede Çin'in vermiş olduğu 6.5 trilyon dolarlık yeşil enerji sözü böyle bir yatırım sözü önemli olacak demişler. Biden'ın da elektrikli otomobillerle ilgili ortaya koyduğu plan Meksika ve Kanada'yla bir miktar ilişkileri gerecek gibi gözüküyor. Onlar ticaret anlaşmasının ihlal edilebileceği kaygısını dile getirmiş vaziyetteler. Konuyla ilgili gelişmeler yine FT'nin bu sabah kapağında ele alındı diyelim ve Wall Street Journal'a gidelim. Orada manşet haberde bugün Biden ve Xi'nin görüşmelerinin başladığı karşılıklı nezakete dayandığı ama farklılıkların da tabii bulunduğu belirtiliyor. Yine başkanın atmış olduğu 1.2 trilyon dolarlık imza burada da yerini almış durumda. Enflasyonla ilgili kaydılar altına talebi artırdı demişler. Özellikle borsa yatırım fonları cephesiyle ilgili grafik de kapak sayfada paylaşılıyor. Elon Musk'ın Tesla hissesi satıyor olması ikinci haftada devam etti demişler. Aynı zamanda yine kapak sayfaya baktığımızda Shell'in ana merkezini Londra'ya kaydıracak olması ile ilgili başlık burada da ele alınmış durumda. Amerika'nın bu arada mevcut altyapısının hava durumundaki değişiklikleri de kaldırır vaziyette olmadığına işaret etmişler. Bugün Wall Street Journal'ın kapak sayfasına baktığımızda. Bloomberg'te ise Türkiye ile ilgili iki farklı başlık var bugün. Bir tanesi bankalarla ilgili dün itibariyle BBVA'nın garantiden yapmak üzere ortaya koyduğu teklifte hisse geri alım programı banka hisselerini dedik 2013'ten bu yana en iyi performansa yöneltti. Vermiş olduğu teklifte %15'lik primli bir rakama işaret ediyor. Credit Suisse analisti Ateş Bulgur'dan görüş almışlar. BBVA'nın kararının Türkiye'deki yatırımına olan güveni aynı zamanda da Türk bankalarının fiyat kazanç oranlarının tarihi düşüklerde olmasıyla değerleme açısından da ne kadar cazip olduğu ortaya konuyor bu yorumda. RBC Capital Markets'tan analist Benjamin Toms da görüş vermiş. Ekonomik anlamda bakıldığında aslında cazip bir teklif ama bazı yatırımcılar aşırı olarak karşımıza çıkan sermayeyi biraz daha az siyasi bir coğrafyada yatırıma döner görmek isteyebilirdi şeklinde bir yorum vermiş. Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Başdudun Bloomberg HT'ye konuştu. Ekrana getireceğiz. Bu alınan karar bir tek bizimle alakalı değil, ülkeye
bakmak gerekir. Bu ülkeye duyulan güveni gösterir. Çünkü bu ülkede 11 yıldır yatırımcı olarak bulunan bir banka, Avrupa'nın en büyük bankalarından, dünyanın en büyük bankacılık gruplarından birisi, ülkenin uzun vadeli görünümüne yatırım yapmıştır. Bunun altını çizmek lazım. Bugün gördüğüm kadarıyla bizimle birlikte bütün banka hisseleri %10'a yakın yukarıda. Borsa across the board, bütün holdingler, sanayi kuruluşları ortalama %4 yukarıda. Yani bizim böyle güzel şeylere ihtiyacımız var. İlgili regülatörlerden izin alındıktan sonra 6 gün içinde başlayacak, maksimum 20 gün içinde bitecek. Regülatörler tabii BBVA sermayeler olarak Avrupa Merkez Bankası, Türkiye'de SPK ve BDDK onaylarına tabi. Bunlar alındıktan sonra SPK'ya başvurulacak ve maksimum 20 gün içinde bitirilecektir. Ve TL'de değer kaybını ele alan bir Bloomberg yazısı daha var bu sabah itibariyle dikkatimizi çeken. Özellikle önümüzdeki aylarda gelecek dış borçlanma takvimiyle beraber de TL'nin değer kaybettiği belirtiliyor. Bloomberg terminalinde 100 bas puanlık faiz indirimi PPK tarafında bu hafta beklenirken aynı zamanda tüm şirketler ve kamu tarafında 13 milyar dolarlık dış borcun önümüzdeki 2 ayda çevrilmesi gerekecek. Özellikle Kasım ayında 8 milyar dolarlık dış borç görünüyor vadesi gelen. Dolayısıyla önümüzdeki 10 ayın en yüklü dış borçlanma takvimi Kasım ayı içerisinde demişler haberin detaylarına baktığımızda. Aynı zamanda yine doğalgaz tarafındaki Türkiye'nin ihtiyacının da artıyor olması, fiyatların da yükselmesi yine kur üzerinde baskı oluşturan faktörlerden birisi. HSBC Varlık Yönetimi tarafında İbrahim Aksoy'dan görüş almışlar ki Bloomberg terminalinde Merkez Bankası ile ilgili tahminlerini en yakın tutturabilen ekonomist olarak karşımıza çıkıyor. Hem Kasım'daki dış borç ödemesi hem de faizlerin bu haftada ineceğinin beklenmesiyle beraber yine TL'nin değer kaybettiğine işaret etmiş. Bu arada opsiyon işlemcilerine bakıldığında yıl sonunda dolar kurunun 10,5 seviyesinde olabileceğini işaret eden orantı da %50'ye varmış vaziyette diyorlar haberin detaylarında. Bloomberg YT araştırma masası da PPK anketi düzenledi. Medyan beklenti 100 bas puanlık indirim şeklinde. Bloomberg KT araştırmanın Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. 20 kurum arasından 15 kurum 100 baz puan indirim beklediklerini belirtti. Ankete katılan kurumların medyan beklentisi, Merkez Bankası'nın Kasım toplantısında 100 baz puan indirime giderek politika faizini %15 seviyesine getireceği yönünde oldu. Yıl sonunda politika faizinin bulunacağı seviyeye dair beklenti ise medyanda %15 seviyesinde oluşurken, Ekim anket dönemine göre faiz indirim beklentilerinde kuvvetlenme olduğu belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısını 18 Kasım'da gerçekleştirecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini Ekim'de 200 baz puan indirimle %18'den %16'ya çekmişti. Karar metninde yılın geri kalanı için cari fazla beklentisi ifadesi yer almazken sıkı para politikası ifadesine de yer verilmemişti. Ve gazetelerde öne çıkan başlıklar internet basınında Habertürk.com bugün diyor ki işverenler ücretler üzerindeki vergilerin azaltılmasını istedi. Detaylara biraz göz atalım. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasının önemine vurgu yaptı. Bu yıl asgari ücret müzakereleri küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşecek. Ne yazık ki tüm dünyada artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor dedi TİSK açıklamasında. Diğer yandan hizmet sektörünün de toparlanması için halen zamana ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle dönemin koşulları dikkate alınarak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden çok daha büyük önem taşıyor ifadeleri TİSK'in açıklamasında yer aldı. Dünyanın manşetine gittiğimizde ise hurda kıymete bindi, demirde rekabet zorluyor manşetiyle karşılaşıyoruz. Cevher fiyatı gerilerken hurda fiyatlarının yükselmesi ithalata bağımlı Türkiye'nin dış pazarlardaki rekabet gücünü baskılıyor. Ve bir diğer başlıkta Hürriyet gazetesinden vereceğiz. Enerji ağırlıklı torba geliyor demişler. Hükümetin geniş kapsamlı bir torba teklif hazırlığının büyük bölümünü enerji sektörüne ilişkin düzenlemeler oluşturuyor. Sabah gazetesinde leasingde makine teçhizat finansmanı ikiye katlandı haberiyle karşılaşıyoruz bu sabah. Haziran 2021 itibariyle leasing yoluyla alınan makine teçhizatta yeni işlem hacmi %93 artarak 14,3 milyar lirayı aştı. Yurt dışı fon temininde bankacılıkta olduğu gibi KKDF'nin sıfırlanması sektörün finansman imkanını artıracak diyor sabahın bugünkü haberi.
Son başlığımızı her sabah olduğu gibi Milliyet'ten vereceğiz. Devlet katkısıyla rekorlara koşuyor demişler. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Bendi, 2003 yılında ülkemiz finans sistemine dahil olan BES, 18 yıl sonunda bizler için çok önemli görülen 200 milyar TL fon büyüklüğünü aştı dedi. Detaylarını Milliyet gazetesinde okuyabilirsiniz. Koç Üniversitesi öğretim üyesi TÜSİAD Koç Üniversitesi'nin birlikte kurduğu Ekonomik Araştırmalar Forumu Direktörü Profesör Doktor Selva Demiralp bu sabah bizimle birlikte Amerika'dan hocamız yayınımıza katılıyor. Saat farkları sağ olsun diyelim. Selva Hoca'ya iyi akşamlar diyelim ve hemen soralım. Az önce anketimizi de ekrana getirdik. Merkez Bankası'ndan piyasa medyanda 100 bas puanlık bir indirim bekliyor Selva Hoca. Şimdi ne dersin diye soracağım. Çünkü merkez bize çekirdek dedi, manşet dedi, kredi büyümelerine bakıyorum dedi ve en son cari dengeye atıfta bulundu. Ne gibi bir beklenti içinde olmalıyız ayın 18'inden ve bir beklenti oluştururken hangi temellere dayanmamız lazım? Önce buradan başlayalım. Tamam. Günaydın Zeynep. Ben de Türkiye'ye günaydın diyerek başlayayım. Evet, Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha gelecek gibi görünüyor. Çünkü Merkez Bankası artık bu sinyalleri veriyor. Yani nedir o sinyal? Ben bilinçli bir şekilde faizleri düşüreceğim. Bu şekilde Türk lirasını değersiz kılacağım. Ve o şekilde de daha fazla ihracat ürünlerimin fiyatını rekabetçi hale getirerek daha fazla ihracat yapacağım. Bunu yaptığım zaman da kura olan talep, dövize olan talep azalacağı için enflasyonun en önemli etmenlerinden bir tanesi de kur geçişkenliği olduğu için bir kere ben cari açığı cari fazlaya dönüştürebilirsem bu şekilde enflasyonu yaratan en önemli faktörlerin önünden geçeceğim diyorlar. Ve bunun başlangıç noktası da zayıf Türk lirası olduğu için daha da zayıf, yani kurun şu anda 10'a gelmesinden bir rahatsızlık duymadıklarını, bunun bilakis bilinçli bir adım olduğunu söyledikleri için şu anda piyasalar Merkez Bankası'nda bir faiz indirimi daha bekliyorlar. Ama hani nihai amacına ulaşır mı? Bu faiz indirimi ne işe yarar? Belki onu tartışmak lazım. Şimdi öncelikle hani Merkez Bankası'nın adımları ekonomiye nasıl yansıyor? Belki ona bakmak lazım. Bir faiz indirimi olduğu zaman ne oluyor? İşte Merkez Bankası düşük faizi daha bol likidite ile sağladığı için piyasaya bol likidite giriyor. Bankalar daha rahat, o likidite ne oluyor? Bankalara mevduat olarak geliyor. Bankalar daha bol mevduat buldukları zaman mevduat faizini düşürebiliyorlar. Mevduat faizini düşünce buna paralel olarak kredi faizini düşürebiliyorlar. Ve bu şekilde de borçlanma maliyetleri düştüğü için daha çok harcama oluyor ve talepte bir artış oluyor. Yani daha fazla üretim oluyor. Şimdi bu eğer doğru noktada durursanız, işte üretiminizi potansiyel kapasiteye getirdiğiniz noktada artık Merkez Bankası'nın ayağını gazdan çekmesi gerekir. Ama eğer çekmezse ve enflasyonist baskılar oluşmaya başlarsa, o zaman uzun vadede ne olur? Bu düşük faizin getirdiği enflasyonist baskılar talebi aşağıya çeker. Şimdi bizim Merkez Bankamız zaten enflasyonist bir ortamda bu faiz indirimlerine gidiyor. Onun için o birinci kanal, yani kredi faizlerindeki düşüşün talebi arttırması, ki bu kısa vadede olur. Ve ikinci kanal, uzun vadede enflasyon artar, talep aşağıya iner. Bizde artık kısa ve uzun vadeler birbirine çok iç içe geçmiş durumda. Çünkü faizler daha düşer düşmez enflasyon beklentileri. Enflasyon beklentileri artınca da gerçek enflasyon arttığı için bir taraftan biz talep artarken aynı anda talebin azaldığını görüyoruz. Onun için ben bir önceki Merkez Bankası toplantısından sonra bu tür bir genişleme adımı kağıt üstünde genişlemeci ama aslında daraltıcı etki yapabilir. Çünkü o enflasyonun geri çekeceği talep, düşük faizin ileriye iteceği talepten daha fazla olabilir diye düşünmüştüm. Ne oldu son toplantıdan beri? Son toplantıdan beri aslında beni şaşırtacak bir şekilde kredi faizlerinin bir parça daha aşağıya geldiğini gördük. Ben bunu normalde beklemezdim. Neden? Çünkü kredi faizleri daha uzun vadeli faizler ve siz eğer enflasyonun artacağına ve dolayısıyla da piyasa faizlerinin artacağına inanırsanız, o zaman bu şartlar altında borç vermek size zarar getirecektir. Yani bankalar aslında önemli bir risk alıyorlar benim kanımca.
Niye alıyorlar bankalar bu riski diye ben uzun uzun düşündüm aslında. Şundan dolayı yapıyorlar. Yani benim kafama yatmayan şuydu. Önce mevduat faizinin düşmesi lazım. Sonra da kredi faizinin düşmesi lazım. Ama enflasyon %20 iken mevduat faizi ne kadar düşebilir? Şu anda bakıyoruz mevduat faizlerini %16'lara kadar geri çekmiş durumda bankalar. Yani reel getirisi mevduatların negatif. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Yani normal şartlar altında sizin mevduat sahiplerine negatif reel getiri sunamamanız lazım. Çünkü bunun sonucunda çok ciddi olarak insanların mevduattan çıkması gerekir. Belki şu düşünülüyor, zaten o kadar yüksek bir dolarizasyon var ki insanlar zaten o kadar minimumda Türk lirası mevduatlarını tutuyorlar ki bundan da daha fazla artık Türk lirasından çıkış olmaz diye düşünüyor olabilirler. Fakat ben bunun sürdürülebilir olabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu bir sonraki yani Perşembe günü Merkez Bankası devam ettirirse ben akabinde tekrar mevduat faizlerinin düşebileceğini ve kredi faizlerine bunun yansımasının giderek alanın daralacağına inanıyorum. Ve bankacılık sistemimizin de hali hazırda bile kredi faizlerini düşürerek risklerini önemli ölçüde arttırdığını düşünüyorum. Şimdi faiz indirimi olursa ne olur? Biraz orayı açmaya başladık esasında. Hem oradan devam edebiliriz hem de Merkez Bankası diyelim ki pas geçti. Şahin algılanır mı? Onu da konuşabiliriz. Pek zannetmiyorum Zeynep. Yani mevcut Merkez Bankamızın bir süredir yaptıklarına vermiş olduğu sinyallere bakarsak burada tek bir toplantıda pas geçmesinin birdenbire Şahin olarak bir algı yaratacağından emin değilim. Ama hani kötünün iyisi olarak algılanır. Ve şu anda dolar TL'de işte 10 liraya çıktı 1 dolar. Bu belki biraz daha geri çekilebilir. Çünkü o fiyatlamada Perşembe günü bir faiz indirimi daha geleceği beklentisi yer alıyor. Ama ben oradan daha uzun soluklu çıkarımlar yapılabileceğini ve Merkez Bankası acaba duruşunu değiştiriyor mu? Enflasyon hedeflemesini önceliklendirecek mi? Şeklinde piyasaların daha derin ve uzun vadeli çıkarımlar yapacağını zannetmiyorum. Neden diye soracak olursan da çünkü çok uzun bir süredir biz Merkez Bankası'nın hep düşük faiz tercihi yaptığını, bunun gerekçelerinin değişik dönemlerde, değişik başkanlar döneminde ya da aynı başkanın değişik dönemlerinde değiştiğini görüyoruz. Altta yatan temel görüş bence hükümetin inandığı faizleri düşürürsek enflasyonun da düşeceğine olan inanç. Şimdi hükümet bunu dillendiriyor ama Merkez Bankası başkanlarının ağzından bunu hiç duymadık. Yani hiçbir Merkez Bankası başkanı da çıkıp bizim enflasyon problemimiz var. İşte şu anda enflasyon %20, hedefimiz %5, hedefin 4 katı yüksekliğinde bir enflasyon var. Ama biz faizi düşürürsek enflasyonun düşeceğine inanıyoruz. Onun için faizleri düşüreceğiz şeklinde bir açıklama gelmiyor. Onun yerine Merkez Bankası başkanları değişik bir takım açıklamalar getiriyorlar. İşte bir dönem bu koridordu. Dendi ki işte ilk başlarda hani koridor, hani biraz geriye gittim ama altta yatan hani büyük resme baktığımız zaman hep değişik bir takım gerekçelerle nihai sonucun faiz indirimi olduğunu görüyoruz biz. Koridorda dendi ki işte 2008 sonrası bol likitte dönemi biz çok fazla kısa vadeli sermayenin, yabancı sermayenin gelmesini istemiyoruz. Çünkü bu finansal olarak istikrarsızlık yaratıyor. Onun için Türk lirasının cazibesini düşürmek için faizi düşüreceğiz. Fakat düşük faizde enflasyon hedeflemesiyle çok tutarlı olmadığı için zorunlu karşılıkları arttıracağız. Yani bir taraftan ekonomiyi muslukları açarken bir taraftan da kısacağız ve kendi içine denge sağlayacağız. Tamam güzel ama bir süre sonra ne oldu? O işte taper tantrum 2013'ler sonrası risk iştahının bu sefer azaldığı dönem. O zaman ne yapabilirdi Merkez Bankası? Bu sefer de diyebilirdi ki artık eskisi kadar sermaye girmiyor. Bunun da enflasyon üzerinde, yani kur Türk lirası zayıfladıkça enflasyonda geçişkenlik var. O zaman da ben şimdi ne yapabilirim? Koridor, yine aynı koridor politikasını kullanarak bu sefer de faizi yükseltebilirim. Ama eğer bu ekonomi üzerinde daraltıcı bir etki yapacaksa, eğer ben bunu kur şoklarına karşı faizi yükseltiyorsam zorunlu karşılığı da düşürürüm. Yani aynı başta düzenlenen
koridor mekanizmasını simetrik çalıştırabilirdi ama faiz artışı şeklinde çalıştırabilirdi. Bunu hiçbir zaman görmedik. Yani madem ki koridor bir kombinasyondu, zorunlu karşılıklarla faizin kombinasyonuydu, niye biz onu hiç faiz artışı olarak görmedik? Hadi bunu geçtik, sonra dendi ki koridordan çıkacağız, normalizasyona geçeceğiz. Yani koridoru daraltacağız. Ama daraltırken hep üst bant daraltılmaya başlandı. Yani faizi indire indire biz o koridoru her ne hikmetse normal hale getirmeye, daraltmaya, simetrik hale getirmeye çalıştık. Yani yine altta bir faiz indirimi amacı ve bunun gerekçesi de o zaman işte koridordan çıkış dendi. Sonra Eylül'de dendi ki bundan sonra biz çekirdek enflasyona bakacağız. Türkiye'de de çekirdek enflasyon düşmeye başladı. Onun için faizleri düşürebileceğimizi düşünüyoruz. Sonra çekirdek enflasyon yükselmeye başladı. Bu sefer de yine faizler düşürülmek istendi. Bu sefer de dendi ki biz net ihracatı arttırmaya çalışacağız. Bunu yapmak için de faizleri düşürüp Türk lirasını değersiz hale getireceğiz. Yani burada aslında bu parçaları arka arkaya söylememin sebebi hep bir büyük resimde faizleri indirmeye çalışan bir merkez bankası var. Bunun gerekçeleri değişiyor. Ve gerekçe olarak hiçbir zaman Merkez Bankası faizi düşürürsem enflasyon düşecek demiyor. Bir takım farklı senaryolar bize getiriyor. En son söyledikleri işte faizi düşürürsem net ihracat artacağı için kura olan talep, dövize olan talep azalacağı için enflasyon düşecek şeklinde bir gerekçelendirme var. Ama benim kafamda çok çok ciddi soru işaretleri var bununla ilgili olarak. Çünkü ilk başta, yani ilk turda konuştuğumuz düşük faiz sonuçta talebi arttıracak. İşte şu anda da Türkiye'de halen ben olmayacağını düşündüğüm halde görüyoruz. Kredi faizleri aşağıya geliyor, krediler artıyor ve bu ne demektir? Talebin canlanması demektir. Talep canlanırsa o ülkede enflasyonist baskılar artacak demektir. Ki şu anda da Türkiye'de zaten görüyoruz enflasyonun artmakta olduğunu. O zaman biz enflasyonu arttırarak enflasyonu nasıl düşüreceğiz? Bu kendi içerisinde çok ciddi olarak çelişkilere sahip. Hele de bizim gibi güvenilirliği olmayan bir merkez bankası olduğu zaman sizin ben enflasyonu düşüreceğim dediğiniz zaman o anlattığınız hikayeye piyasalar inanmadıkları zaman zaten beklentileri de çıpalayamadığınız için beklenti kanalı da sizin aleyhinize işliyor. Onun için ne olur sorusunun cevabı faizleri indiren bir merkez bankası enflasyonu kontrol edemez. Enflasyonu tamamen kontrolden çıkmasına neden olur. Ve net ihracatı bile arttırabilmesi çok şüphe götürür. Neden? Çünkü bizim tamam ideali kendi yağımızla kavrulacak, içeride daha fazla üretim yapıp bunu yani ithal aramalına dayalı olmayan bir üretim yapısına geçebilirsek, rekabetçi olduğumuz sektörleri, mukayeseli avantaja sahip olduğumuz sektörleri doğru teşviklerle üretimini arttırabilirsek, o zaman uzun vadede evet daha fazla ihracatı daha az ithal aramalı alarak yapabiliriz belki. Ama bugünden yarına sadece sattığımız ürünlerin fiyatlarını düşürmek suretiyle bu şekilde net ihracatı arttırabilmemiz, üretim yapımızı değiştirebilmemiz mümkün değil. Çünkü daha fazla üretebilmek için daha fazla ithal aramalına dayalı bir üretim yapımız var. Kaldı ki bizim ihraç ettiğimiz ürünlerin de fiyat esnekliği zaten çok fazla değil. Gelir esnekliği yüksek. Yani Avrupa sonuçta pandemiden aşılanarak toparlanmaya başladığı zaman onların gelir seviyeleri arttığı için bizim şu son sene içerisindeki ihracatımız artıyor. Ben zannetmiyorum ki bu bizim Türk lirasının zayıflamasından dolayı bizim ihraç ettiğimiz ürünlere olan talepte bir artış oluyor olsun. Onun için net ihracatımızı arttırabilmemiz eğer üretim yapısında bir değişiklikten gelmeyecekse nereden gelecek? O zaman tüketim, hane halkı tüketimindeki nihai ithal edilmiş olan ürünlerin pahalı hale gelmesiyle o tüketimimiz geriye giderse evet o şekilde net ihracatta bir ilerleme olabilir. Ama bu hiç de öyle cazip bir üretim yapısına geçiş değil. Çünkü bu ne demek? Ben içeride sizi enflasyonla
daha fakir bir hale getireceğim. Siz o ithal malları eskiden tükettiğiniz işte telefonları diyelim, spor ayakkabıları şimdi alamayacak hale geleceksiniz. O şekilde de içeride ben sizin dövize talebinizi azaltacağım. Bu şekilde de enflasyonist baskıları azaltacağım. Bu zaten nihai tüketim içerisindeki ithalatın payını azaltarak enflasyonun azalması çok zor. Çünkü o kadar büyük bir ağırlık teşkil etmiyor. Esas bizim ithalatımız aramalı ithalatından geliyor zaten. Velev ki olsun, o da zaten hani benim gözümde cazip değil. Ben bunu bir yazımda şöyle demiştim. Yani siz bir eve pasta satın alıyorsunuz ama çocukları sen yeme, biz bunu misafirlere saklayacağız diyorsunuz. Yani içeridekiler tüketmesin, biz dışarıya ihracat yapalım. Onun için bunun politik ekonomi açısından da düşünürsek çok ciddi çekinceleri olan bir anlayış olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizim yabancı için hikayemiz ucuzluğa mı dönüşüyor? Bu da tabii tartışılıyor ister istemez. Çünkü dolar cinsinden, euro cinsinden bakıldığında TL cinsi varlıklar daha da cazip bir hale geldi. İşte bu pasta dışarı mı gidiyor hikayesinden bir belki yansıma da diyebiliriz. Ama aynı zamanda tabii Türkiye'ye olan inancın da bir teyidi olarak değerlendirilebilecek bir gelişme. BBVA'nın dün açıklamış olduğu Garanti Bankası'na ilişkin hisselere bir alım teklifi. Konuyla ilgili İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gür dün yayınımızda görüş verdi ve BBVA'dan gelen haberle beraber tüm borsanın önü açıldı dedi. Dünyada 8 olan 10 olan bankacılık sektörü gelişmekte olan ülke bankaları çarpanları Türkiye'de bankacılığın önünün açık olduğunu söylüyor. Aslında tüm borsanın önü açık ve özellikle dünyada reflasyon temasının olduğu bir yerde büyüme ve enflasyonun birlikte yükseldiği bir yerde ve gelişmiş ülkelerde ve içeride Türkiye'de finansal baskılama olan bir yerde hisse senetleri enflasyon ortamında korunmak için de iyi bir yatırım aracı hisse senetleri ve emtia. Bankalarda ve Türkiye varlıkları şu anda dünyada ucuz, pişmemiş bir değere sahip olan hatta kelepir diyebileceğimiz fiyatta olan az sayıda varlık arasında. Bir yanı şirketten aslında alım yönünde sinyal geldi, bazıları değerlendiriyor şu anda. Ama miktar önemli. Yani şirketin tamamını almayı ve piyasa fiyatının üstünde almayı isteyen bir yatırımcı çıktı. Dolayısıyla geçmişten daha farklı. Ama elbette katılıyorum. Bir de finansal baskılamadan bahsediyoruz. Yani Türk lirası getiriler korkunç düşük. -5 civarı faiz indirimleri devam ederse daha da fazla olabilir. -4, -5 bir reel faiz var şu anda. Yani mevduatta durduğu zaman da para... Şirket sonuç olarak bunu bir yerde değerlendirecek. Eksi getiri sağlıyor. Eksi reel getiri sağlıyor. Dövize yönelseniz Türk lirası çok değersiz, döviz çok değerli. Standart sapma olarak baktığınızda reel kura iki standart sapmadan daha uzakta. Şimdi dün baktığımızda Garanti Bankası puan bazlı en büyük desteği de sağlamış oldu. Endekse %9.92'lik de yükselişiyle günü kapattı. Yine Akbank, Sabancı Holding, Koç Holding, Ereğli Demirçelik puan bazlı endekse en çok destekleyen taraftaydı. En çok baskılayan tarafta kimleri gördük dediğimizde Tüpraş, Türk Hava Yolları, Doğuş Oto, Şok Marketler ve Erbosan'ı gördük. Yüzdesel en çok artan Akbank, Sabancı Holding'in ardından Garanti Bankası, İşçi.tr ve Gözde Girişim hisseleri geldi. Yüzdesel en çok düşen tarafta Doğuş Oto, Üçhaniki Termin, Erbosan, Türk Hava Yolları ve Tüpraş takip etti, hatırlatalım. Terminalde bu arada Merkez Bankası ile ilgili beklentilerde neler var? 16'da pas geçer diyen iki kurum var. Yine 50 ile 100 bas puan arasında beklentiler yoğunlukta. Medyan beklenti 100 bas puan indirim. 150 bas puan faiz indirir diyen de Bloomberg'un kendi ekonomisti Ziyad Davut var. 24 katılımcı var Bloomberg terminalinden sabahları güncellendikçe. Bu tabloyu yine sizlerle paylaşacağız diyelim. Peki Selva, şunu da sormak lazım. Az önce ortaya çizmiş olduğun tablo nereye kadar devam eder, nereye kadar tolerans gösterilebilir? Belki bunu da aşmak lazım. Yani burada akılda tırnak içinde rekabetçi bir kur düzeyi mi vardır? Oraya varana kadar mı bu iş gider? Cari dengeyi yakalama sürecimizin 3-4 yıl alabileceğini hesaplıyor ekonomistler. Oraya kadar mı devam eder? Ama öyle bir şey olursa alım gücü ne olur? Onu da konuşmak lazım. Çünkü dediğin gibi kurun enflasyona yansımaları var. Alım gücü düştükçe tabii bu sefer ne oluyor? Mesela asgari ücret açısından baktığımızda 2016'ya benzeyen bir zam mı gelsin diye konuşuluyor. Ama bu tip bir zam geldiği noktada ki kimse gelmesin
istemiyor ama geldiği noktada üreticiye etkisi açısından işsizlik boyutu ne olur? Tabii farklı sosyal boyutlara da varacak bu iş o zaman. Kesinlikle Zeynep. Şimdi enflasyon zaten başlı başına en önemli yoksulluk sebebi diyebiliriz. Çünkü hiç adil olmayan bir vergi gibi düşünebiliriz enflasyonu. Bir ürünün fiyatı arttığı zaman gelir seviyesi yüksek olan kişi de işte %20 mi enflasyon, %20 vergi veriyor diyelim. Gelir seviyesi çok daha düşük, asgari ücretli kişi de aynı vergiyi veriyor. Onun için gelir dağılımının çok ciddi bir şekilde bozulmasına sebep oluyor. Merkez Bankası'nın kredibilitesinin bozulduğu, enflasyonun yükseldiği dönemlerde de biz kurdan geçişkenliğin de giderek arttığını görüyoruz. Yani eskiden bir %15'lerde bir geçişkenlikten bahsedilirken son enflasyon raporunda bu geçişkenliğin %40'lara kadar, üfeden tüfeği olan geçişkenliğin %40-%50'lere kadar arttığından bahsediliyor. Şimdi sürdürülebilir mi bu politikalar ve nereye kadar gider? Bu çok önemli. Yani ben aslında giderek bu alanın daralmakta olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorum. Neden? Şimdi mesela 10 yıllık tahvil faiziyle kredi faizlerini beraber bir grafiğe koyduğumuz zaman bunların arasında işte 0.8 gibi çok ciddi bir korelasyon görüyoruz. Yani korelasyon nedir? İkisi aynı yönde pozitif korelasyon onu gösteriyor. Eğer birebir hareket ederse o zaman korelasyon 1'e çıkar. 0.8 de yine oldukça yüksek bir korelasyon. Yani 10 yıllık tahvil faizi yükseldiği zaman daha öncü gösterge, arkasından kredi faizlerinin de yükseldiğini görüyoruz. Şimdi son Eylül'den beri bu ikisi arasında bir ayrışma var. Yani 10 yıllık tahvil faizi enflasyonist beklentiler ve risklerle yukarıya doğru giderken kredi faizleri aşağıya inmiş. Şimdi o zaman bu Merkez Bankası'nın düşük faiz politikasının istediği desteği, genişlemeyi yaratması için dayandığı birinci ayak kredi faizlerini düşürüp talebi arttırabilmek, daha fazla üretim yaptırabilmekti. Ama 10 yıllık tahvil aşağıya gelmiyor. İşte 19.5 demiştin sen de biraz önce. O zaman 10 yıllık tahvil faizi aşağıya gelmiyorsa ve işte bir faiz indirimi daha gelirse benim tahminim muhtemelen daha da yukarıya atacak. Er ya da geç kredi faizleri de 10 yıllık tahvil faizinin gösterdiği yönlendirmelerle yukarıya doğru gitmeye başlayacaklar. Yani şu anda enflasyonun altında mevduat faizini aşağıya çekip oradan kendine bir kar marjı yaratıp kredi faizini de aşağıya çekme politikası bence kesinlikle sürdürülebilir değil. Bir kere bir nokta, yani mevduat sahipleri artık çıkış, kaçış yolu arayacaklar. Kimse zaten enflasyona karşı iyice yoksullaşmış, sınırlı bir tasarrufu var. Onun da bankada negatif reel faizle erimesini istemeyecek. Dolarizasyon bence daha da tetiklenecektir. Çünkü neden ben göz göre göre enflasyonun altında bir mevduat faizini kabul edeyim? Bunun gerçekten ekonomik olarak rasyonel bir tasarrufçu davranışıyla tutarlı olmadığını görebiliyoruz. Bu olmayacak. Bir taraftan da kredi faizleri de yukarı yönlü gidecek. O zaman zaten bu düşük faiz politikalarında havlu atmak gerekecek. Ne zaman geri dönülür ve faizlerin artması gerekir? Bence bu geçmişteki tecrübelerimizden daha yakın olabilir. Çünkü geçmişte de biz Merkez Bankamızın bu tür çok riskli faiz indirimlerini agresif ve prematüre bir şekilde faiz indirimleri yaptığı zaman bir noktada kurun çok ciddi şekilde ataklar yaptığını ve en sonunda kurdaki artışın ekonomi üzerinde yarattığı daraltıcı etkiye daha fazla tahammül edemeyip Merkez Bankamızın çok ciddi olarak faiz yükselttiğini görmüştük. O noktaya hızla yaklaştığımızı düşünüyorum. Çünkü düşünecek olursak kur, dolar-tl kuru 8.5'lardayken bile biz dış borcu çok yüksek olan özel sektörümüzün bu dış borç yükünü taşıyamayacağız dediklerini, finansal istikrar açısından, şirketlerinin sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu, bu şikayetleri duymuştuk. O zaman mevcut kur seviyesiyle eğer sizin çok ciddi bir ihracat pazarınız yoksa bu şekilde
kendinize döviz cinsi gelir elde edemiyorsanız, o zaman dış borç yükünüz şirketinizin sağlığı açısından, iflas tehlikesi açısından çok somut bir gerçek tehdit olarak karşımıza çıkacak. O nedenle de ben Merkez Bankası'nın o noktada geri adım atmak zorunda kalacağını ve maalesef de o günlerin çok uzakta olmayacağını düşünüyorum. Çünkü biraz önce Bloomberg International'daki haberden bahsettin sen de. Dış borcun çevrilmesi gerekecek. O noktada döviz talebi olacak. O zaman bu firmalar bu kadar yüksek bir döviz kurundan nasıl döviz temin edip borçlarını ödeyebilecekler? Bunlar ciddi soru işaretleri ve maalesef o Merkez Bankası'nın söylediği ben net ihracatı arttıracağım, oradan da döviz talebini düşüreceğim şeklindeki senaryonun bu tür acil kur ihtiyacına, döviz ihtiyacına ne şekilde merhem olacağı konusunda çok ciddi şüphelerim var benim ki o konuda Merkez Bankası'ndan da zaten bir açıklama geliyor değil. Evet, belki son dönemde net ihracatta bir artış oldu. Ama bu başta da söylediğim gibi büyük ölçüde Avrupa'daki gelir seviyesinin artmasından ve bir parça da işte tedarik zincirlerinde hafif oynamalardan Çin yerine Türkiye'nin konmasından kaynaklandı. Ama buradan uzun soluklu biz artık bundan sonra net ihracatımızı çok yüksek seviyelerde devam ettirebileceğiz şeklinde bir çıkarım yapabilmek bence mümkün değil. Takip edeceğiz. Şüphesiz çok çok teşekkür ederiz Profesör Doktor Selva Demiralp bu sabah bizimle olduğun için Koç Üniversitesi öğretim üyesi Selva Demiralp Hoca ile beraberdik. Selva Hoca'nın da söylediği aslında fikirler doğrultusunda yine Garanti BBVA haberine bir kez daha dönecek olursak az önce Selva Hoca'nın ortaya koyduğu tablo ile ilgili belki de beklentiler nedeniyle böyle bir hisse geri alım teklifi ortaya kondu demişti dün sosyal medya hesabından eski Merkez Bankası ekonomisti Hakan Kara. Ziraat Yatırım Araştırma Müdürü Harun Deleli de BBVA'nın gönüllü hisse geri alım programı ile ilgili bir görüş verdi yayınımızda. Ekrana getirerek kısa bir reklam arasına doğru ilerleyelim. Ardından tekrar beraberiz. Piyasalara olumlu bir sinyal vermiş oluyor. Yani şirketin ana hissedarı ben şirketi ucuz buluyorum diyor ve bu fiyattan hatta ya piyasada işlem gördüğü fiyatın %15 primli fiyatından geri alabilirim diyor hisseleri. Böyle bir teklifte bulunuyor. Piyasalar için özellikle bankacılık sektörü açısından bence olumlu bir sinyal vermiş oluyor. Aslında bankacılık hisselerinin de çok aşırı derecede iskonto olduğunu da gösteriyor. Bu çarpanlara baktığımızda zaten biz çoğu zaman deklare ediyorduk. Bankacılık hisselerinde ciddi bir iskonto var, yüksek bir iskonto var. Kârlıklar da çok iyi geldi çünkü çeyrekte. Önümüzdeki çeyrek için yani bu içinde bulunduğumuz çeyrek için de düşünecek olursak kârlarda bir bozulma da beklenmiyor bu aşamada. Hatta kârların daha yüksek olması beklentisi de var. Tüfe endeksli tahvil getirilerinde çok yüksek beklentiler var. Çünkü enflasyon ciddi anlamda yüksek gerçekleşti. O gerçekleşen enflasyona göre son çeyrekte ciddi düzeltmeler yapılacak. Tüm bunlara baktığımızda bankacılık sektörü üzerinde bir bozulma yok. Hatta bir iyileşme var ki Merkez Bankası'nın faiz indirimi de son faiz indirimi de aslında bankacılık tarafında ciddi kar artışlarına sebebiyet verecek bir gelişme. Bunlara baktığımızda Garanti Bankası üzerinde de bunlar oldukça olumlu gelişmeler. Tabii ki ikinci sonuca gelince yani burada ne kadar geri dönüş olur onu kestirebilmek zor. Yatırımcı ilk başta vermek istemeyebilir. Belki çok az bir dönüş de olabilir. Tabii bu süreç yani sonuçta fiyat şimdi konuldu. İşte ilk çeyrekte 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor sürecin. Bu süreçte nasıl gelişmeler olacağını görmek lazım. CM ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar.
Amerika'da vadelilerde durum karışık. Dow Jones tarafında şu anda hepsi de kırmızıya döndü bu arada, açar açmaz biz yayını. Dow Jones tarafında %0.02, Nasdaq'ta 0 değişimde de olsa kırmızı ve S&P 500 vadelide %0.02'lik yatay kırmızı ekranlarla endeks vadelileri ekranımızda. Dün de yine çok oynak ve kararsız bir seans sonrası Dow Jones'ta artı 136 puandan eksi 12 puana düştük. S&P'de, Nasdaq'ta yatay eksilerle gün kapandı. Russell 2000 COBI endeksi ise %0.45 geri çekilişiyle geriye doğru bir hareket yapmış oldu ve olumsuz yönde ayrıştı. Barkin, George Bostic, Harker gibi Fed yetkilileri bugün konuşacaklar. Aynı zamanda perakende satışlar, ithalat, ihracat maliyetleri, sanayi üretimi, kapasite kullanımı gibi verileri NAHB'nin konut fiyat endeksi eşliğinde bugün Amerika tarafından takip edeceğiz. Dün New York Fed'den gelen Empire State İmalat Endeksi vardı. Orada 30.9 seviyesi Kasım'da beklentinin üzerinde gerçekleşmişti. Muhammed Elerian, Allianz Baş Ekonomi Danışmanı, Fed'in enflasyon hikayesiyle kredibilite kaybettiğine işaret etti. Biden 1.2 trilyon dolarlık altyapı paketini imzaladı. Bu sabah da Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le sanal ortamdaki görüşmesi piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. 10 yıllık kağıtta bu arada dün faiz 1.62'nin, 30 yıllıkta ise 2.01'in üstüne gitti. Bu sabah oradan bir miktar geri çekilmeler söz konusu. Dolar endeksi ise 16 ayın zirvesine yakın kalmaya devam ediyor. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Ve uluslararası piyasalarda son durumu değerlendireceğiz. Bu sabah itibariyle Biden-Xi görüşmesi önemli dedik. Aynı zamanda Avustralya Merkez Bankası'ndan da toplantı tutanakları geldi. O tarafta da 2024'e kadar faizler buralarda kalır fikri öne çıkıyor. Uluslararası muhabirlerimize dönerek devam edeceğiz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ve dönüyoruz. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz bizi bekliyor her sabah olduğu üzere. Sadi, bir önceki buluşmamızda Asya'da yeşil ekranlardan ama temkinli bir iyimserlikten bahsetmiştin. Var mıdır tabloda bir değişiklik, haber akışında yeni başlıklar? Zeynep, genel olarak tabloda bir değişiklik yok. Şöyle bakıyorum, yatay ya da hafif pozitif seyrediyor. Hong Kong'da biraz canlılık var. Orada yükselişler var. O da Çin'in oyun onaylarına tekrar başlayabileceği yönündeki haberler oradaki teknoloji hisselerini biraz tetikledi. Ama genel olarak baktığımızda belki ihtiyatlı bir iyimserlik en doğru seçim olur. Tabii neden iyimser onu söylemek lazım. Belki onun üzerinde durmak lazım. Zeynep, bir defa bu çok geç bir zirve oldu. Geç zirve derken Biden biliyorsun Şubat ayında mı oturmuştu? Genellikle başkanlar göreve geldikten 2-3 ay sonra, en azından son 20 seneye baktığımızda bir zirve düzenlenirdi. Bu defa düzenlenmedi. İki tarafında büyük problemleri vardı. Geldik işte Kasım'a, neredeyse Amerikan seçimlerinin ardından bir sene geçti. Bir sene sonra ilk kez zirve yapıyorlar. Daha önce yalnızca bir kez tebrik telefonu açmıştı Xi Jinping. Dolayısıyla bu zirve başlı başına bu sebeple çok önemli. Onun dışında da ilk 10 dakikayı canlı olarak açılış konuşmalarını herkes dinledi. Orada çok pozitif bir hava vardı. Bir kaza bela çıkmadı. Bu da pozitif olarak bir kenara koyabileceğimiz bir konu. Onun dışında da 2 saat sürmüş, planlanandan yarım saat fazla sürmüş toplantı. Ve şu anda da bitti bu arada. Onu da söyleyeyim. Çin Devlet Televizyon CCTV geçiyor. Dolayısıyla bu toplantı geride kaldı. İçerini bilmiyoruz ama şöyle bir önemi de vardı Zeynep. Aslında burada ilişkileri düzeltmek amacıyla yapılan bir toplantı değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Amacı neydi? O amaca da ulaştı mı, ulaşmadı mı? O önemli. İlişkiler biliyorsun yoldan çıkma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. İki tarafta, hem Çin tarafı hem Amerikan tarafı, biz oturalım. İlişkilerin etrafında böyle bir koruyucu duvar örelim, koruyucu bariyer örelim ki yoldan çıkmayalım diyorlardı. Bence en azından benim aldığım intiba, burada ilk intiba diyeyim, belki tabii açıklamalar yapacak oradan anlayacağız ama bu bariyerler sanki örülmüş gibi Zeynep, bana sorarsan. Avustralya'nın çok birkaç cümleyle hemen söyleyeyim. Avustralya'da Merkez Bankası hala 2024 diyor, ben diyor gevşek para politikasını devam edeceğim diyor ama tahvil piyasası Merkez Bankası ile aynı fikirde değil. Zaten biliyorsun getiriler yükseliyordu, tahviller satılıyordu.
Bugün de satılmaya devam ediyor. 7-8 bas puanlık 10 yıllıklarda bir yükseliş gördüm. Getirilerinde yükseliş gördüm. Onun dışında şöyle bakıyorum. Emtialarda böyle hafif hafif hareketler var. Şangay'da örneğin çelik yükselişte. Alüminyum düşüyor orada. Altyapı paketine tekrar dikkatini çekmek isterim. Şimdilik benden bu kadar diyeyim. Zeynep, zirve takip edildi burada merakla. Sadi Kaymaz, çok çok teşekkür ederiz aktardığın notlar için. Ve bu sabah Abu Dhabi yolcusu Dubai'den normalde yayınımıza katılan Ersoy Erkazancı ile beraberiz. Fuar takip edecek Ersoy, çeşitli haber başlıkları var bizim için, kulak veriyoruz. Zeynep günaydın. Evet, biraz uğultu olabilir, şu an araba kullanıyorum. Dubai'den Abu Dhabi'ye geliyorum. Bilmeyenler için yaklaşık 1 saat 10 dakika 1,5 saatlik bir yol, nereye vardığınıza bağlı. Dubai'ye İstanbul diyelim, Abu Dhabi'ye de Ankara diyelim. Niye gidiyorum? ADIPEC var. Abu Dhabi Uluslararası Petrol Konferansı. Niye gözler bu tarafta? Tabii ki petrol fiyatları çok yukarıda. Enerji krizi dünyada devam ediyor. Ama Glasgow'daki COP26'dan sonra Zeynep, COP27 Mısır'da olacak. COP28'de Birleşik Arap Emirlikleri kazandı. Bunu da büyük bir gururla dünyaya duyuruyorlar. Bu bölgeye tabii dikkatleri daha çok çevirdi. Uzun vadede tabii carbon capturing, işte blue ammonia, green ammonia, yani yeşil enerjinin geçiş daha çok konuşuluyor. Kısa vadede işte hep konuşuyoruz, Amerika acaba herhangi bir aksiyon alacak mı petrol fiyatlarını aşağı çekmek için, veya İran nükleer anlaşmaya geri dönecek mi? 29 Kasım'da bu belli olacak. Viyana'da görüşmeler başlıyor ama şu andaki görüntü petrol fiyatları 80-85 dolar bandına oturdu. Son bir notta gelirken yine radyoda Birleşik Arap Emirlikleri Petrol Bakanı'nın açıklamaları vardı. Bu son dönemdeki problemin petrol krizinin yakın zamanda yatırım yapılmaması sebebini olduğunu söyledi. Bu geçişi insanlar çok doğru algılamadı. Korkutuldu insanlar, o yüzden de yatırım yapmadılar. Tamam, yeşil ekonomiye geçelim ama bir taraftan da şu andaki mevcut durumda insanların enerjiye ihtiyacı var dedi. Yani ne diyeyim, fosil yakıtlardan yeşil ekonomiye geçiş öyle göründüğü kadar kolay olmayacak gibi duruyor. Zeynep. Ersoy Kazancı, güvenli sürüşten ödün vermeksizin yayınımıza bağlandığın için çok çok teşekkürler. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Ve Selva Hoca ile Amerika'ya uzandık. Aynı zamanda Asya başlıklarında bu sabah Pekin'den Abu Dhabi'ye kadar yol kat ettik. Şimdi de verelini araştırma masası diyelim. Kutay Korap bizimle beraber her sabah olduğu üzere. Kutay, tabii bizim borsaya bakıldığı zaman özellikle garanti dopingini dün itibariyle takip etmiş olduk. İstersen hem dünkü seansı biraz irdeleyelim, hem de bugünden beklentiler nasıl oluşturulmalı konuşalım grafikler eşliğinde. Evet Zeynep, dün Garanti Bankası'ndan gelen haber başlığıyla, özellikle BBVA'dan gelen haber başlığıyla birlikte piyasalarda çok ciddi bir şekilde alımlarla güne başladığını gördük ki Borsa İstanbul zaten güne primli başlarken, özellikle burada bankacılık endeksi garantinin tavan açılması akabinde diğer banka hisselerinin tavana gitmesiyle birlikte tavan seviyelere yakın seviyelerden de kapanan bazı bankalar vardı. Bununla birlikte bankacılık endeksi öncülüğünde Borsa İstanbul'da dün biz primli bir seyir gördük. Rakama baktığımda %3.91'lik artışla 1702 puan seviyesinden günü sonlandıran bankacılık endeksi vardı. Tabi burada şunu unutmamak lazım. Olay aslında Borsa İstanbul %3.91 artarken bankacılığın %9.7 artması kesin kez Borsa İstanbul'a çok ciddi katkı sağladı. Fakat diğer taraftan baktığımda mesela sanayi endeksinde %2.3'lük yükselişler takip ettim. Diğer taraftan holding endeksi, ki burada Koç Holding %7.5 civarında prim sağladı. Holding endeksi de %5 yukarıdaydı. Sadece ulaştırma endeksinde biraz daha negatif bir seyirle kapanış gördük. Fakat onun dışında genel tarafta sektör endekslerinde de primli bir tablo izlediğimizi hatırlatalım. Dünkü kapanışla birlikte Borsa İstanbul
TL bazında tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirmiş olduğunu takip ediyorum. Şu son dönemdeki rally'ye baktığımızda ise yükselişin performansı getirisini ölçümlemeye çalışırsam Borsa İstanbul %24'lük bir prime işaret ettiğini de hatırlatmış olalım. O son dönemdeki yakın vadede geçtiğimiz TL zirvesinden de yaklaşık %7 yukarıya çıktığını, yeni zirveler ön plana çıktığını Borsa İstanbul'un nezdinde görüyoruz. Dün işlem hacimlerine bakarsam Borsa İstanbul'daki işlem hacmi 33 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Özellikle bankaların tavan seviyede olması sadece satıcıların satışlarını karşılayan alıcılar olmasından ötürü hacimlerin düşük olduğunu gördük banka hisselerinde. Çünkü tavan olduğundan dolayı diyeyim tekrardan. Fakat diğer taraftan bakıyorum 3.6 milyar TL ile Türk Hava Yolları, 2.1 milyar TL ile Petkim, hemen akabinde Kardemir'deki 1.5 milyar TL'lik işlem hacmiyle hacme en fazla destek olan hisse senetleri olduğunu görüyorum. Dünkü kapanışla birlikte de baktığımda 24 Mart 2020 tarihinden sonra en yüksek getirili kapanışa da işaret ettiğini görüyorum. Borsa İstanbul'un o %3 küsürlük getirisiyle birlikte, 3.7'lik getirisiyle birlikte. Endekse baktığımda da dün 7 tane şirket tavan seviyeden kapanış gerçekleştirdi. Dünün lokomotifi diyeceğimiz bankacılık endeksine bakarsam, bankacılık endeksinin performansını yakın vadede irdelemek gerekirse kapanış rakamı ile birlikte bu yılın en yüksek seviyelerine yaklaştığını görüyorum ben. Getirisine bakarsak o son dönemdeki rally'nin boyutunu ölçümlemek gerekirse %34'lük getiri sağlamış durumda 19 günlük işlem hacmiyle birlikte. Bununla tabii ölçümlemelere bakarsak TL bazında gittiğimi söyleyeyim, özellikle TL bazında o 2013 zirvesinden uzaklığına bakarsam bankacılık endeksinin de %19'a işaret ettiğini görüyorum. Fakat burada tabloyu dolar bazına çevirirsem tablonun boyutunun çok daha farklı olduğunu hatırlatmış olayım. Burada biraz daha geriye gittiğimde 2013 dolar bazlı zirvesini alırsam burada bankacılık endeksinin kaybı da %85'leri işaret ettiğinde unutmamakta fayda olduğunu hatırlatmış olayım. Dün içeride piyasalar bu şekildeydi. Bu sabah fiyatlamalara baktığımda özellikle içeride TL'deki değer kaybının sürmeye devam ettiğini görüyorum. 10.08.90'lı seviyelerde, özellikle burada küresel tarafta dolar endeksindeki güçlenmenin de hem MSCI EM para birimlerinin değer kaybetmesine, ki buradaki değer kaybı içerisinde de TL'nin biraz daha ön tarafta olduğunu görüyorum ben. Bugüne dönüp bakarsam dünden iki tane önemli haber başlığı vardı. Bir, otogaza gelen zam, iki, şekere gelen zam. Böyle bu notları takip ettik. Günün devamında bugün için neleri izleyeceğiz derken diye sorarsan, Türkiye Sermayeler Piyasası Birliği'nin toplantısı var. Burada Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan açıklamalarda bulunması bekleniyor. Burayı izleyeceğiz. Diğer taraftan ise iş gücü istatistikleri gibi birden fazla veri de bugün iç piyasada takip edileceğini hatırlatalım Zeynep. Son evet. olarak şunu söyleyeyim. Genel beklentilerde piyasada bugün yükselişin devam etmesi yönünde yorumlar okudum ama tabii ki de açılışı izliyor olacağız. Kutay Korap, çok çok teşekkür ederiz ve BloombergKT.com'da öne çıkanları aktaralım. BloombergKT.com'dan aktaracağımız ilk başlıkta Biden'dan 1 trilyon dolarlık imza deniyor. Başkan Biden yeni altyapı yatırımlarına 550 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı paketi imzaladı. Ve bir diğer başlıkta az önce Kutay da söyledi, şekere %25 zam var. Konuyla ilgili detayları İrfan Donat'ın kaleminden BloombergKT.com'da okuyabilirsiniz. Böylece ilk sözün sonuna geldik. Yayınımızı sabah raporuna devrediyoruz. 9.45'te piyasa masasında tekrar buluşalım. Hoşçakalın.